Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Benden hızlı kontra atak videosu istediniz. Ben de sizler için öncelikle hızlı kontra atak, bu videodan sonra da orta kapak gol isteyen arkadaşlarımız oldu. Onlar için video çekeceğim. Umarım eğlenceli ve keyifli olur. Sizlere mükemmel bir hızlı kontra atak dizilişi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu neden çok hoşuma gitti. Bunu denedim. Bunu oyunda birinci sırada olan oyuncunun dizilişi olarak baktım. Ne yapmak istediğini anladım ve inanılmaz işler yapıyor. Bu diziliş çok faydası olacak. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu dizilişi gösterdikten sonra bir de oynanışını göstereceğim sizlere. İki tane defansif orta saha görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle de yapalım. Bakmak isteyen arkadaşlar olursa nasıl yerleşim yaptığına. Bu şekilde bir yerleşim var. Bu sağ soldaki gizli forvet oyuncuları Torres ile Messi rakibin stoperlerle beklerden arasında konuşlandırılmış durumda. Oradan çok rahat boşluklar biliyorlar ve oradan da Eto'o çok inanılmaz rahatsız edilir. Arkadan da boşluk kollayan oyuncu, yani ileri düz deparlar yapan, hızlı koşular yapabilen Kaka Leyte var. Defansif olarak da rakibin oyun kıracağı bölgeyi kapattığında rakibin forvet oyuncularıyla sağ sol kanat oyuncularının engelleyeceği bir şekilde stoperleri konuşlandırdı. Bu arada arkadaki saldırıyı kınıyoruz mu diyeyim, yani küfür ediyorum mu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Ama çok can sıkıcı bir hal aldı. Özellikle görüntüleri de gördüm, izledim. İnanılmaz kötü bir şey ya. Çünkü adamların mesai saatinden çıkış saatine denk getirmişler. Zaten bir günlük eylem değil bu. Planlamışlardır büyük ihtimalle. Adamların mesaiden çıkış saatinde adamları tarıyorlar resmen. Taksiden inip adamları tarıyorlar. Düşünsene, o adam evine gidecekti. Belki misafiri gelecekti. Eşi bekliyordu, annesi bekliyordu, çoluğu çocuğu bekliyordu ama... İşte iki tane şerefsiz kanı bozuk çıktı, onların şehit olmasına sebep oldu. Neyse, bu konu çok canımı sıkıyor, o yüzden fazla dalmayacağım bu konunun içine. Şimdi bakalım, Messi ile Kaka Leyte yükselişte gelmiş. Rakibe bir bakalım şöyle. Rakip kırmızı formayla, biz siyah formayla çıkalım. Maçtaki roller diyoruz, otomatik veriyoruz şöyle. Maldini'yi çağıralım. Ayrıca arkadaşlar, bireysel talimatımız yok görmüş olduğunuz gibi. Ama isterseniz siz kafanıza göre talimatlar verebilirsiniz. Biz hazırız. Kontra ataklara çıktığımız zaman arkadaşlar, yani topu kaptığımız zaman hemen kaleye hücum etmememiz gerekiyor. Şu püf noktaya çok dikkat edin. Eğer oyuncunuz topu kaptığı zaman bütün oyuncularınız ileriye koşuyorsa belki hızlı kontra atağı başlatıyorsunuz. Ama topu kaptığınız oyuncularınız hızlı hareket etmiyor, sağa sola koşmuyor, o zaman set oyununu oynamak durumundasınız. Orada hızlı kontrayı denerseniz topu kaptırırsınız, haberiniz olsun. Bak şu set oyunu. Ben yanlış yere attım ama gitti. Şuradan Messi alamadı be. Bak şimdi. Demek istediğimi daha net bir şekilde söyleyeceğim sizlere. Videoyu baştan sona izlerseniz videonun belirli bölümlerinde sizler için çok güzel bilgiler de vermiş olacağım. O yüzden atlamadan geçmenizi öneriyorum. Aldı şimdi Eto'o. Eto'o çevirdi yukarıya. Lan nereye çevirdi? Çok kötü. Şuradan alırsak iyi olur. Oha, Joshua Kimmich yerde kaldı. Messi'yi sıyırıldı. Messi mükemmel attı lan. Rakip çok güzel geldi attı. Sorun değil, sakin olun dedi Eto. Kazanacaksınız siz bu maçı dedi. Yukarıya gönderdi, arkaya doğru kaçtı Eto. Samuel Eto. Denesin bakalım. Van Buiten ağır bir oyuncu ama hava hakimiyeti yüksek bir oyuncu. O yüzden ondan faydalanabiliriz. Arkaya kaçtı şimdi. Samuel Eto'o verdi. Şimdi Torres'le geliyoruz. Torres. Fernando Torres. Abi bu dediler işte, çok pozisyon bulabiliyorsunuz. Yani o yüzden yediğim golü fazla dert etmedim farkındaysanız. Yine gol yiyebiliriz belki ama atacağımızdan da eminim. Kaçtı arkaya Fernando Torres. Torres verdi Kaka. Leyte defans. Lan çok iyi döndüm be. Çok iyi döndüm ama son pozisyonu yapamadık. Hop. Ver arpası. Hadi oyun. Kendine gel. Eto'o kalabalık geldiler. Joshua Kimmich yukarıya gönderdi. Çok alakasız gitti o top. Beckenbauer. Messi'yi kaptırdı. Nereye atıyorsunuz oğlum, nereye? Bak gördünüz mü, oyuncularım koşmuyordu. Şimdi hızlandılar ve aldık. Kontraya geliyoruz. Şuradan. Lan ne yaptınız ya? Abi bu pozisyon bu kadar kötü bitmemeli ama ya. Aşağı verseydim keşke. Lan hiç dikkat etmedim olsaydı. Bir güzeli pozisyonu daha harcamış olduk arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Oyuncular duruyordu. Ayağa pas attım.
Oyuncular ileriye doğru koşmaya başlayınca ara paslarıyla rakip kaleye gitmeye başladım. Böylelikle de kolay bir şekilde yine karşı karşıya kaldık ama ofsayta yakalandık. Benim hatam yüzünden oldu. Roberto Carlos gönderdi. Oliver Kahn. Oliver Kahn uzun oynadı. İndirdi. Samuel Eto'o. Aşağıda Messi. Messi'den şık bir pas. Geçmedi. Rodri orada. Bacakları çok uzun aldı o topu. Şimdi aldı Cannavaro. Verdi pası Cannavaro. Geçmedi ve Costa Curta orada. Çok tehlikeli bir adam ya Costa Curta. Varsa abi mutlaka oynatın yani. Öde derece iyi bir adam. Ben oynatmıyorum ama. Ver aşağı. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Çok rahat. Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Akşam da Fenerbahçe'nin maçı var. Gerçi bunu bu video belki yarına yetişir. Ne zaman yetişir bilmiyorum ama. Alamadı. Del Piero geliyor. Del Piero'dan şık bir pas. Şimdi bir şutlu gol. Abi Santra yemekten nefret ediyorum ya. Hep de yiyorum bu Santraları ama sorun değil dedi. Torres hiç sorun değil dedi Torres. Torres defans. Vur. Lan vur, niye bekletiyor? Şuradan bir top geçmedi. Hayır, kötü. Bu kötü olacaktı. Oldu. Çok kötü oldu. Abi ya yapma ya. Oyuncularım saçma sapan yerlere gidiyor ya. Ya var ya, şu maç böyle olmamalıydı arkadaşlar. Vallahi şu maç böyle olmamalıydı. Sorun değil dedi Eto. Alamadı önüne. Hiç sorun değil. Ben bunu yenerim. Çünkü pozisyonlarımı buluyorum abi. Pozisyon buldukça da atacağız. Saçma sapan bir ikinci yarı başlangıcı yaptık ya. Şuradan aşağı sert bir top. Buradan Samuel Eto kaleci be. Ama çok keyifli maç. Bak böyle rakipler gelsin, canım yesin. Tabi gol sevinci yapmasaydı daha keyifliydi ama. Şuradan ortaya, arka tarafa doğru. Orada kim var? Torres çok uzak lan. Çok uzağa attı lan o topu. Nasıl orta öyle? Ver abi. Torres. Torres. Fernando Torres kaleci, oha. Hadi be. Abi bu nasıl bir kurtarış ya. Duran topu kim kullansın? Joshua Kimmich var. Neymar kullansın. Çünkü Joshua Kimmich geride beklesin abi. Hemen şuradan altı pasa gel diyoruz gençlere. Şöyle yapsak orta gider mi ya? Şöyle sert bir orta yolladık. David Villa. Oha. Bildiğin taktikten şaşma abi ben. Başka bir şey deneyim dedim, tutmadı. Hatta saçma sapan bir hal oldu. Gol yiyeceğiz. Hayır. Hayır ama. Yani 3-1'den 4-3'e gelirse üzülür ağlardım. David Villa indirdi. Neymar. Arkaya bir top. Verdi kaçtı. Geçer mi? Vurur mu? Vurmuyor ya. Abi çok ağır kalıyor işte oralarda oyun. Gönderdi hemen ileriye. Rüdiger alır mı? Şuradan. Gel lan. Bodri son anda ayak koydu. Alamadık. Kaç tane pozisyon kaçırdık ya. İyi geliyoruz. Hadi oğlum. Hadi Carlos. Carlos nereye attı? Ya yapma oyun ya. Vallahi yapma ya. Çok donuyor abi şu an. İnanamazsınız. Maradona. Maradona defans. Şimdi hızlı hücum şansı. Ver kaç. Ver abi. Lan aşağı insene. Nasıl adamsın sen ya? Atacak abi bu adam golü. Kızıştı oyun. Kaleciye niye bırakmıyorsun? Şimdi verdi. Del Piero. Del Piero ayakta uyuyor ya. Nasıl ya? Abi ben biliyordum ya. Vallahi offside'tı. Lan nasıl yenildim ben bu adama ya? Tüm riskleri göze almak zorundayız arkadaşlar. Tüfeğim. Lan iyi yenildik ha. Ama adam da oynadı şimdi abi. O kadar kaçırırsan abi böyle olur bak. Adam öne geçti. Full defansa çekti. He, bütün topları ileri vurur şimdi. Lan hadi lan. Şuradan bir top Del Piero. Del Piero. Verdi kaçtı Del Piero. Şimdi Neymar. Neymar. Şöyle gönderdi arkaya.
Ya olmaz, olacak iş değil ya. Vallahi olacak iş değil ya. Şuna bak, yeneceğim maçı. Nasıl yenirdim ya? 3-1'den 4-3. Ya rakibi tebrik ediyorum ama benim hatam, vallahi kendi hatalarım ya. Kaçan pozisyonlara yanıyorum şu an. Çok böyle gereksiz bir rahatlık vardı üstümde, iyi oldu, bana ders oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeneceğinizi pek sanmıyorum ama yenilmemden dolayı. Benim hatam, bak bunu deneyin, oynayın. Güzel pozisyonlar buluyorsunuz. Ya oyun çok kastı bazı yerlerde. Lanet olmasın ya. Nefret ediyorum. Bu oyundan nefret edip de oynamak zorunda hissetmek duygusundan da nefret ediyorum. Nefret ettiğim halde bu oyunu oynuyorum. Acayip bir şey. Neyse arkadaşlar, sonraki videoda görüşmek üzere. Onda orta kapak golü deneyeceğiz. Sakın kaçırmayın.